Cam kırılabilir. 11 Mart 2011. Burası Tohoku sahilinin 13 kilometre açığı. Bir Japon sahil güvenlik devriye gemisi dev bir tsunami ile karşılaşıyor. İşte geliyor. Evet geliyor. Dik bir yara benziyor. 10 metre yüksekliğinde bir su duvarı gibi. Çok yüksek. Kendinizi koruyun. Sıkı tutunun. Herkes bir yere tutunsun. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. İnanılmaz. Şuna bakın. Hey! İkinci dalga geliyor. Bizi geçtikten sonra o dalganın sahile doğru gideceğini biliyorduk tabii. İnanılmaz bir dalgaydı. Gerçekten çok korkunçtu. Açıkçası bugüne dek böylesini görmemiştim. Müthiş bir çaresizlik duygusu içindeydik. Hayal kırıklığı içindeydik. Dalga kıyıya doğru gidiyordu ve etrafa beyaz bir sis bulutu yayılıyordu. Seyretmekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. İşte geliyor! 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 Sahile vuran devasa tsunami video kamerayla kaydedildi. Tohoku'nun kuzey kıyı çizgisi boyunca dalganın yüksekliği birdenbire arttı. Dalga kıranların üzerini aştı ve sahildeki bölgeleri yok etti. Sahil şeridindeki düzlüğe ulaşan tsunami içeri süzüldü. Ve iç kısımlara doğru ilerlerken yolu üzerindeki evleri sürükledi. Bu hiç beklenmedik boyuttaki devasa tsunamide çok sayıda insan hayatını kaybetti. Peki o gün orada neler yaşanmıştı? Bir araştırmacıdan aynı bölgede çekilen çok sayıda video görüntüsünü esas alarak bizim için bir simülasyon hazırlamasını istedik. Böylece tsunami'nin doğuş anından karaya ulaştığı ana kadarki seyri yeniden oluşturuldu. Bu çalışma birkaç dakika içinde tsunami'nin yüksekliğinin nasıl bu denli attığını ve tsunami'nin baş noktasının sahip olduğu müthiş tahrip gücünü ortaya koydu. Geldi. Aynı zamanda o gün videoyla görüntüsü alınan kişilerin izini sürüp onlarla röportaj da yaptık. Tsunami'nin çok uzağında bulunan bir polis memuru. Tsunami'yi gördüğüm anda şunu düşündüm. İçimden sanırım yolun sonuna geldim. Burada öleceğim dedim. Şu anda su liman duvarını aşıyor ve şehri su basıyor. Bir binanın çatısında sıkışıp kalan bir aile. Aslında güvenli bir yere gidecek kadar zamanımız var dedik ama ne olduğunu anlayamadan bir anda gelip vurdu işte. Arabasının içinde sürüklenen ve bir şekilde kendini bir köprünün üzerinde bulan bir adam. Güvenli yer diye bir şey yok. İnsanın hayatını koruması için neler bilmesi ve ne yapması gerekiyor? Tsunami'ye ait dehşet verici görüntüleri izleyeceğiz ve kurtulanların ifadelerini dinleyeceğiz. Tsunami'den kurtuluş. Dokuz büyüklüğündeki deprem Tohoku sahilinin açıklarında Japonya'nın kuzeydoğusunda gerçekleşti. Dev tsunami öncelikle Tohoku bölgesinin kuzey ucunu vurdu. Bu bölgede tsunami karaya vurduğu sırada maksimum 39 metre yüksekliğe kadar çıktı. Saat 14.46. Japonya'nın doğu yakası şiddetli bir yer sarsıntısı yaşadı. Dikkat! Iwate vilayeti sahili için
Tsunami uyarısı verildi. Herkesin dikkatine. Tohoku'nun kuzeyindeki liman kenti Kamaishi'de depremin hemen ardından kentteki acil yayın sistemi tsunami konusunda uyarı verdi. Bir NHK televizyonu muhabiri Kamaishi sokaklarında görüntü almaya başladı. Kent sakinleri önceden belirlenmiş bir tahliye alanı olan ve kente tepeden bakan bir yamaca doğru gitmeye başladı. Kentten ayrılanlar bu yüksek yerde toplandı. O sırada tepeden yapılan bir video çekiminde üzerindeki önlükle güvenli bir yere doğru tırmanan bir adam görünüyordu. Ah, merhaba, nasılsınız? Bu adamı bulmayı başardık. Adı Hiroyuki Maruki ve kendisi bir bakkal dükkanının sahibi. Deprem olduğu sırada bir siparişi teslim etmeye gidiyormuş. Deprem olunca karısıyla kentten ayrılmışlar. Hemen yüksek bir yere çıkmışlar. Böylelikle bir zarar görmemişler. Şu işe bak. Sanki o anı tekrar yaşar gibi oldum. Gözümün önüne geliyor. Ne kadar korkunç, öyle değil mi? Biz zaten olağan acil durum eğitimi almıştık. Zaman yitirmeden kaçmamız gerektiğini de biliyorduk. İyi misin? Şimdi ne olacak? Burada durup biraz beklememiz gerekiyor. Depremden 15 dakika sonra. Bu görüntü aynı yüksek tepeden çekildi. O sırada kentte hala pek çok kişi vardı. Kentte kalanlardan biri de Saiko Kudo'ydu. Deprem olduğu sırada annesi Toyoko ile birlikte evdeydi. Kudo'ların evi Kamaishi'nin liman mahallesinde. Görüldüğü gibi liman evin sadece 80 metre ilerisinde. Pek çok kişinin gittiği tepedeki tahliye alanı buraya 10 dakikalık yürüme mesafesinde. Hatta çok daha yakında tahliye alanı olarak belirlenmiş 8 katlı bir bina da vardı. Bu limana bakan Kudo'ların evi. Deprem olduğu sırada anne Toyoko hastanedeki diyaliz tedavisinden henüz eve dönmüştü. Saiko hemen dışarı çıkmamız gerektiğini söyledi. Ama ben hiç gerek yok dedim. Hiçbir şey olmaz dedim. Oysa çok güçlü bir sarsıntıydı. Değil mi? Önceki depremlerde hep evi terk ediyorduk. Ama hiçbir zamanda tsunami gelmedi. Ben de o an yine bir şey olmaz diye düşündüm. Evden boş yere çıkmaya hiç gerek yok dedim. Nasıl olsa her zamanki gibi tsunami gelmeyecek diye düşündüm. Saiko evden hemen ayrılmaları gerektiğini düşündü. Ama aynı zamanda bunun yaşlı annesi için zor olacağını hissetti. Çünkü bu sırada artçı sarsıntılar nedeniyle şehir sürekli olarak sallanıyordu. Aslında sığınak 5 dakikalık yürüme mesafesinde. Ama depremin neden olduğu sarsıntılar çok güçlüydü. Yürümek çok zordu. Yere bir sürü şey düşüyordu. Yani dışarıda yürürken üzerinize bir şey düşmesi tehlikesi de vardı. Evde kalmak da tehlikeliydi ama yine de daha güvenli gibi görünüyordu. Çünkü dışarıda o sırada her şey yere yıkılıyordu. Binalardan kopup sokağa dökülen parçalar vardı. Evet, bu doğru. Her şey yıkılıyordu. Kudolar kendilerine hemen güvenli bir yer aramadı. Ama kısa bir süre sonra korkunç bir deneyim yaşayacaklardı. Depremden yaklaşık yarım saat sonra yamaçtaki video kamera tsunami'nin ilk işaretlerini kaydetmeye başladı. Gümrük bürosuna bakın. Bu çok garip işte.
İskelenin ayakları rahatlıkla görülüyor, öyle değil mi? Acaba bu suyun iyice alçaldığı anlamına mı geliyor? Evet, sanırım denize doğru çekildi. İşte o anda Sayko Kudo'da hemen yakınlarındaki limanda gerçekleşen bu sıra dışı durumu fark etti. Su seviyesi inanılmaz bir şekilde düştü. Limanda su vardı ama tekrar baktığımda su tamamen kaybolmuştu. Okyanus yatağındaki siyah çamuru görebiliyordum. Bunun sıradan bir tsunami olmadığını fark ettim. Duvarı aşıp geçeceği kesindi. Bunu anlayınca anneme bağırdım. Hadi hemen buradan çıkalım dedim. Tsunami geliyor. Şuraya bakın. Oo, olamaz. Tsunami. Evet, şu anda saat 15:14. Kamaishi limanının hemen dışında büyük bir tsunami ortaya çıktı. Bu sırada su seviyesi sürekli yükseliyordu ve su limandaki dalga kıranların üzerinden akmaya başlamıştı. Ama şehirde hala bu durumdan haberdar olmayan pek çok kişi vardı. Evimiz buradaydı. Şu arka tarafa kadar uzanıyordu. Machiko Kikuchi depremin sarsıntısını iş yerindeyken hissetti. Evinin zarar görüp görmediğini anlamak için arabasıyla hemen evine gitti. Ev limanın 130 metre ilerisindeydi. Ama o sırada olan değişiklikleri göremiyordu. Aynı zamanda arabasında olduğu için tsunami için verilen acil uyarı duyurusunu da duymadı. Doğrusu tsunami'nin geldiğini bilmiyordum. Tsunami uyarısını duyduğumu da hiç hatırlamıyorum. Ama o sırada herkes evini terk ediyordu. Yani onlar duyuruyu mutlaka duymuş olmalı. Ben araba kullandığım için hiçbir şeyi duyamadım. Sanırım o sırada arabanın içinde olduğum için duyamadım. Machiko evinin önünde arabasından indiğinde yoldan geçen biri bağırıp onu uyardı. Bisikletle geçen biri bağırdı. Tsunami geliyor, hemen kaç. İşte o zaman öğrendim. Tsunami'nin geldiğini ve bulunduğum yerden hemen uzaklaşmam gerektiğini o an fark ettim. Tehlikeyi fark edince Machiko hemen arabasına bindi. Sayko Kudo geç olmakla birlikte annesini güvenilir bir yere götürmeye karar verdi. Sokağa çıktıkları anda limandan içeri doğru suyun aktığını gördüler. Başlangıçta su duvara ancak aşıyordu. Duvarın yüksekliği kadardı. Öyle mi? Evet, yani bir anda çarpan devasa bir dalga değildi. Duvarı yavaş yavaş yükselerek aşıyordu. Hepsi o kadar. Aha. Evet. Bunu gördüğüm anda su zaten ayaklarıma kadar ulaşmıştı. Buraya kadar gelmişti. Biz de evin ikinci katına doğru koşarak çıktık. Hemen koştunuz, öyle mi? Bu arada limana doğru yaklaşan daha yüksek bir dalga kameralar tarafından kaydedildi. Kenti korumak için yapılan dalga kırının üzerinden aşıyordu. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Şu anda su limandaki sahil duvarının üzerinden kente doğru hızla akıyor. İnanılmaz bir şey. Ha, olamaz. Kenti su basıyor. Şuraya bakın. Artık tsunami artan bir güçle kentin içine doğru akıyor. Bu korkunç bir şey. Kamera görüntülerinde de Kudoların evinin de sular altında kaldığı görülüyor. Çok korkunç. Ama dediğim
Bakın, o an gördüğüm şey şuydu aslında. Burada bir pencere vardı, tam şurada. Ve burada durup dışarı baktığımda suyun pencerenin seviyesinde olduğunu görebiliyordum. Su buraya kadar gelmişti. Yani camın kırılması sadece an meselesiydi. Ben de anneme çabuk çabuk yukarı koş diye bağırdım. Ve hemen koşarak çatıya çıktık. Şunu görüyor musunuz? Olamaz. Bu inanılmaz bir şey. Tekneler kentin içine doğru itiliyor. Tsunami Kudoların evini geçti ve kentin ilerisine doğru yayıldı. Evet, şu anda saat 15.21. Kamaishi Limanı'nın son durumu bu. Su sahil duvarlarının üzerine aşıyor ve kent sular altında kalıyor. Şiddetli dalga hızla hareket etti ve bu yüzden kentte yaşayanların kaçmak için zamanı olmadı. Hemen arabama bindim. Kapıyı kapattığım anda tsunami benim arabama vurdu. Bu yüzden o an hareket edemedim. Ne yapacağımı bilmiyordum ve su hiç durmadan gelmeye devam ediyordu. Ardından hızla şu tarafa doğru sürüklendim. İnanılmaz bir şey. Kamaishi kenti şu anda tamamen bir toz bulutuyla örtüldü. O an her şey bitti. Artık her şey bitti. Evet, her şey bitti diye düşündüm. Yani arabamın içinde sürüklendiğim an sonum geldi diye düşündüm. Tsunami çok güçlüydü. Machiko'nun arabası komşu bir binaya kadar sürüklendi. Sonra orada durdu ve batmaya başladı. İçerisi su doluyordu. Hiç durmadan su doluyordu. Çıkacak hiçbir yer yok. Hemen bir çıkış bulmam gerek diye düşündüm. O anda yukarı baktım ve camımın kırıldığını gördüm. Bunu gördükten sonra da hiç düşünmeden hayatta kalabilmek için yukarı doğru tırmanmaya başladım. Kendimi oradan kurtarabilmek için olabildiğince yükseğe tırmanmaya çalıştım tabii. Hepsi bu. Tsunami'nin ikinci kata yaklaştığını gören Kudolar hemen evlerinin çatısına çıktı. Burası kısmen kiremitlerle kaplı olan açık bir alan. Çatı 7 metre yüksekliğinde. Ama çok yakında su müthiş bir güçle onu aşacak. Tsunami çok hızlı ilerliyordu. Bir ara tam hatırlamıyorum, giderek daha da yükselmeye başladı. Yani suyun seviyesi buraya kadar geldi. Bu yüzden hemen buraya tutundum. Annem de buraya tutundu, öyle değil mi? Bilmiyorum, yani en azından ben böyle hatırlıyorum. Ben buraya ve buraya tutundum. Ama su gelmeye devam ediyordu ve sonra tamamen suyun altında kaldık. Yani suyun altına mı tutunuyordunuz? Evet. Buraya kadar. Evet. Tamamen suyun altındaydım. Suyun seviyesinin şurada olduğunu görebiliyordum. Bu Kudoların evinin o sıradaki durumunu gösteren bir video görüntüsü. Saiko ve annesi suyun altında ve görünmüyorlar. Şu anda saat 15.23. Kudoların evinin çatısında bir insan silüeti görünmeye başlıyor.
Kendi çabamla yukarı tırmanmaya çalıştım ama yapamadım. Sonra eğer kendimi suya serbestçe bırakacak olursam yüzebileceğimi fark ettim. Üzerimdeki mont bugün giydiğim monta oldukça benziyordu. Bir şekilde beni yukarı kaldırıyordu. Yani en azından batmama neden olmuyordu. Kendimi bıraktığım zaman dalganın üzerine rahatlıkla çıkabildim. Böylece daha yükseğe çıkmayı başarabildim ve şu seviyeye kadar ulaşabildim. Suyun etkisiyle çatının üzerine çıkan Psycho burada açıkça görülebiliyor. İşte bu anda Psycho çatının üzerine çıkmayı başardı. Ama annesi hala suyun altında. Annemin su yüzeyinin hemen altında olduğunu görüyordum ve onu kurtarmak için yakasından yakalayıp yukarı doğru çektim. Ama başı ağır geliyordu, bu yüzden yeniden suya battı. Yani bir işe yaramadı. Sonra ne yaptın? Ben de onu iki elimle birden çektim ve aldım. Ama onu yukarı çektiğimde nefes almıyordu. Çok miktarda su yutmuştu. Onu buraya kadar getirdim. Başını da yukarı doğru kaldırdım ve buraya yasladım. İşte tam şuraya. Yüzüne sertçe bir tokat attım. O da yuttuğu suyu kusmaya başladı. Sonra onu biraz yana doğru yatırdım. Böylece kusarken kusmuyla boğulmasına engel oldum. Derken tekrar nefes almaya başladı. Ben de onunla hiç durmadan konuştum. Sonra yamaçtaki yoldan birkaç kişi destek için bize bağırmaya başladı. Bize sürekli dayanın diyorlardı. Dayanın. Anne ve kızı artık kiremitlerin üzerindeydi. Tsunami etkisiyle sürüklenmekten kurtulmuş, hayatta kalmayı başarmışlardı. Yaklaşık bu sıralarda bir binanın çatısında bir kadın görülebiliyordu. Bu arabasıyla birlikte sürüklenen Machiko'ydu. Kırık bir camdan çıkarak arabasından kurtulmuştu. Arabasının çevresindeki enkaz yığınının üzerine tırmandı. Bir binanın penceresine tutundu ve tsunami'den kaçmayı başardı. Depremden 40 dakika sonra. Su geri çekiliyor. Şuraya bakın. Görüntüler yeni bir şekil alan tsunami'nin kente saldırmaya nasıl devam ettiğini gösteriyor. Müthiş bir güçle geri çekiliyor. Azgın dalga geri çekilirken kenti sürüklemeye başlamıştı. Bu sıralarda bir video kamera bir köprünün üzerine takılmış bir arabayı görüntüledi. Bu arabanın sürücüsü Yoshiki Hasegawa'ydı. İşte bu şekilde bu tarafa sürükledi. Yaklaşık şu noktada bir anda akıntıya kapıldım. Tsunami onu sürüklemişti. Ama şans eseri köprünün üzerinde kaldı. Ve hayatı kurtuldu. Bulunduğu noktadan suyun ne şiddetle geri çekildiğine tanıklık etti. Artık tsunami tarafından yutulan evler ve arabalar tek bir hamlede denize doğru çekiliyordu. Yıkılmış evler ve keresteler bir selde olduğu gibi önümden akıp gidiyordu. Tıpkı yoğun bir yağmurdan sonra çamur ve kayalardan oluşan bir sel gibiydi. Hiç durmadan akıyordu. Gürler gibi bir ses çıkarıyordu. Dalganın geri çekilmesi gerçekten çok kuvvetliydi. Geri çekilme o kadar kuvvetliydi ki yoluna çıkan büyük bir yük gemisini bile sürükledi. Bakın, o arabanın üzerinde biri var. Evet, arabanın tepesinde biri var. Olamaz. Bu sırada geri çekilen dalga arabasının içinde olan bir adamı denize doğru sürüklüyordu. Adı Tsuyoshi Sawada'ydı. Bu müthiş su akıntısından kurtulma umudunu tamamen yitirmişti.
Yani umudum yoktu. Eğer arabanın içindeyken batarsam cesedimi hiçbir zaman bulamayacaklarını düşündüm. Kendi kendime nasıl olsa her koşulda boğulacağım dedim. Eğer dışarı çıkacak olursam en azından cesedimi bulabilirler. Bu da bir şey sayılır. Arabamın üzerinde ayakta durdum. O an her tarafım suyla kaplıydı. Yanımdan evler ve arabalar yüzerek geçiyordu. Tsuyoshi çaresizce sürükleniyordu. Kendini kurtarmak için hiçbir şey yapamıyordu. O sırada hemen ilerisindeki köprüyü gördü. Köprünün üzerinde bir adam vardı ve yardım etmesi için ona bağırdı. Köprünün üzerindeki adam Yoshiki Hasegawa'ydı. Birinin imdat diye bağırdığını duydum. Onu duydum. O tarafa bakınca arabasının üzerinde duran bir adam gördüm. Çok kötü durumdaydı. Ona bağırdım, atla dedim. Köprüye atlamaktan başka çarem yoktu. Başarırsam kurtulacaktım, başaramazsam ölecektim. Hepsi bu. Köprünün ilerisinde bir şey yok muydu? Hayır, yoktu. Hayır, ileride sadece deniz vardı. Sadece deniz. Bu video görüntüsü Tsuyoshi'nin kurtulduğu anı gösteriyor. Açık mavi bir ceket giyiyor. Yoshiki onu güvenli bir yere çekiyor. Bir şey yok, kurtuldu. Oradan uzaklaşın. Neyse kurtuldu. Bu iki adam şans eseri yaşananlar sayesinde hayatta kaldı. Şanslıymış. Ama tsunami'nin güçlü geri çekilişi sırasında pek çok kişi denize sürüklendi. Kurtulduktan sonra içindeki insanlarla birlikte denize sürüklenen pek çok ev gördüm. Ama ne yazık ki onları kurtarmak için yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Bu görüntüler Tohoku'nun kuzey bölgesi kıyısına geldiğinde tsunami'nin ne denli büyük olduğunu gösteriyor. Bu her şeyi yıkacak. Dik dalga duvarı kıyı şeridine çarptığı sırada etrafa azgın köpükler saçıyordu. Tsunami'nin yüksekliği ve tahrip gücü kıyı boyunca yer alan kentlerin tümünü harap etti. Peki bu denli büyük bir tsunami nasıl ortaya çıkmıştı? Bu Kamaishi sahilinden 20 kilometre uzağa yerleştirilmiş bir GPS şamandırası. Tsunami'nin neden olduğu deniz seviyesindeki tüm yükselişleri ayrıntısıyla kaydetti. Deniz seviyesindeki değişiklikler depremin gerçekleşmesinin hemen ardından ortaya çıktı. Deniz seviyesi yavaş yavaş yükselmeye başladı. Depremden 20 dakika sonra deniz seviyesi 2 metre yükseldi. Hemen ardından çok şaşırtıcı bir olay yaşandı. Deniz seviyesi önemli ölçüde yükseldi ve hızla 7 metreye ulaştı. Tsunami son derece dik bir duvar şeklini aldı. Bu hızlı şekil değişimi daha önce hiç görülmemişti. Bugüne kadar tsunami'nin anlatacağımız düzen nedeniyle oluştuğuna inanılıyordu. Tohoku sahilinin açıklarında okyanusal tektonik levha kıtasal levhanın altına dalar. Kıtasal levhada hareket başlayana dek stres birikmeye başlar. Hareket deniz suyu yukarı kaldırır ve bu da tsunami'yi oluşturur. Ama bu ancak yavaş yükselen bir tsunami oluşturur. Yüksekliği bir anda artan bir tsunami değil. Peki tsunami neden dik bir duvar görüntüsünü aldı? Tohoku Üniversitesi'nden Yoshihiro Ito'nun bununla ilgili yeni bir hipotezi var. Biz hazırız. Tamam, indirin.
Ito, Tohoku bölgesinin kuzey kıyılarındaki okyanus tabanını incelemek için çeşitli sualtı araştırma araçları ve başka yöntemler kullandı. Bu görüntü bundan 3 yıl önce kaydedildi. Görüntüde okyanusal levhanın daldığı alanda bir tortu birikiminin olduğu görülüyor. Ito bu sertleşmiş çamur katmanının tsunami'nin bu denli büyük olmasına neden olmuş olabileceğini düşünüyor. Yaptığı araştırmalar da levhaların üzerinde birkaç kilometre kalınlığında sert bir katman yüzeyinin olduğunu doğruluyor. Bu katmanın iç yapısı da ayrıntısıyla araştırılmış tabii. Tortu katmanının içerisinde levhanın sınırlarından dışarı doğru yayılan çok sayıda fay olduğu görülüyor. Ito bu düzenin büyük tsunami'ye neden olduğunu varsayıyor. Kıtasal levha harekete geçiyor ve 2 metre yüksekliğinde bir tsunami yaratıyor. Levha hareketinin enerjisi tortu katmanına aktarılıyor. Bu da faylarda büyük bir dikey harekete neden oluyor. Sonuç olarak katmanın üzerindeki deniz seviyesi yükseliyor. Ve 7 metre yüksekliğinde duvar kadar dik bir tsunami ortaya çıkıyor. Eğer tek bir depremin fayları birkaç metre kaydırdığını varsayacak olursak, o zaman bunun büyük bir tsunami yaratması olası hale gelir. Yaptığımız çalışmalar bize bu noktayı işaret ediyor. Kıyıdan çok uzaklarda 7 metre olarak ölçülen tsunami, kıyı şeridine yaklaştığında yükseklik olarak 2 kattan fazla artış gösterdi. Bu devasa tsunami'nin yüksekliği, Tohoku bölgesinin kuzey kıyılarına ulaştığında 20 metreden fazlaydı. Şuna bakın, ne kadar büyük! Tsunami'nin yüksekliğinin artması, beklenilenden çok daha fazla bir yıkım yaşanmasına neden oldu. Tsunami'ye rahatlıkla dayanacağı düşünülen güçlendirilmiş beton ve çelik çerçeveli binalar birbiri ardına yıkıldı ve yerle bir oldu. Tsunami neden bu kadar yıkıcıydı? Bunun cevabı tsunami görüntüleri incelendiğinde ortaya çıktı. Burası Kuji kenti. Kuji, Kamaishi'nin kuzeybatısında bulunuyor. Bir pis su arıtma tesisi olan bu beyaz bina, tsunami'nin darbesini direkt olarak alıyor. Liman ve Havalimanları Araştırma Enstitüsü'nden Taro Arikawa, bu binayı incelemek üzere Kuji'ye geldi. 15 santimetre kalınlığında güçlendirilmiş beton bir duvar, tsunami tarafından yıkılmış, ortadan kaybolmuştu. 15 santimetre kalınlığında olan beton bir duvarı bile yıktı. Çok güçlü bir darbe yaşanmış olmalı. Bu rahatlıkla görülüyor zaten. Arikawa'nın dikkatini en çok çeken şey de binaya çarpmadan hemen önce tsunami'nin ucunda görünen beyaz kısım oldu. Bu olaya süperkritik akış deniyor ve tsunami kıyıya çarptığı anda yaşanıyor. Bu durum sadece dalgalar çok yüksek olduğunda ortaya çıkıyor ve bu Japonya'da nadir yaşanan bir olay. Süperkritik akışın tahrip gücünün miktarı nedir? Dalga kanalı denilen büyük bir düzenekte bir deney gerçekleştirildi. Bu 2,5 metre yüksekliğinde bir tsunami simülasyonu. Tsunami'nin ön kısmı kırılıyor ve kıyı boyunca yer alan sığ sulara yaklaştığında süperkritik akışa dönüşüyor. Yüksek bir noktadan düşen deniz suyunun akış hızı anında 3 katına kadar çıkıyor. Dalganın uç bölümündeki tahrip gücü gelen dalganın yüksekliğine bağlı olarak artıyor.
Yapılan ölçümlere göre 2,5 metrelik bir tsunami'nin tahrip gücü metrekare başına 14 ton. Bu da beton bir duvarı yıkmak için yeterli bir güç. Süper kritik akışların yarattığı tahrip gücünü incelememiz gerekiyor. Elimizdeki mevcut verileri kullanarak gelecekteki olaylar için şimdiden önlemler geliştirmeliyiz. Ancak bu şekilde gelişme sağlayabiliriz. Devasa tsunami, Tohoku'nun kuzey bölümüne müthiş bir güçle çarptı. Ama düz alanlarda, yani Tohoku'nun güney bölümünde çok daha farklı bir yıkıma sebep oldu. Düz ovaların bulunduğu bu bölgede bir tsunami'nin denizden 1 kilometreden fazla içeri gireceği tahmin edilmiyordu. Bununla birlikte 11 Mart'ta tsunami 5 kilometreden fazla bir mesafe içeri girdi ve bölgenin büyük bir alanını sular altında bıraktı. Bu görüntü depremin gerçekleşmesinden yaklaşık bir saat sonra Sendai Ovası'nın durumunu gösteriyor. Siyah su kara boyunca içeri doğru ilerliyor. Hiç durmadan ilerlerken de yoluna çıkan evleri ve tarlaları yutuyor. Bu bölgede tsunami denizin 6 kilometre ilerisine kadar içeri girdi. Peki tsunami neden karanın bu denli içerisine ulaştı? Fuji Tokai Üniversitesi'nden Ikuyo Abe, bölgenin tamamında yapılan ölçümleri esas alarak Sendai Ovası'na saldıran tsunami'nin simülasyonlarını hazırladı. Deprem sırasında levhanın kırıldığı alt merkez bölgesi, kuzey-güney çizgisindeki 450 kilometrelik ve doğu-batı çizgisinde 200 kilometrelik bir alanı kapsıyordu. Deprem, okyanusun çok geniş bir alanı boyunca deniz seviyesinde yükselmelere neden oldu. Tohoku bölgesinin kuzey kısmının açıklarında deprem, kule gibi dik olan ve Kamaishi'yi vuran tsunami'yi yarattı. Oysa güneyde Miyagi vilayeti ve Güney Tohoku bölgesi açıklarında deniz seviyesi birkaç büyük ve geniş tsunami oluşacak şekilde değişti. Dik tsunami ile geniş tsunami Sendai Körfezi'nde birleşti. Ve daha da güçlenen bu kuvvetli dalga ovaya doğru yöneldi. Depremden yaklaşık bir saat sonra tsunami Sendai Ovası'na ulaştı. Yaklaşık 20 dakika boyunca içeri doğru ilerledi ve inanılmaz miktarda deniz suyu ovayı tamamen sular altında bıraktı. Miyagi vilayetinde bulunan Yuriage kenti karanın içlerine kadar giren suya teslim oldu. Kent sakinleri yaşadıkları yerden okyanusu göremiyordu. Ve pek çoğu onunla karşı karşıya gelene kadar tsunami'nin varlığından haberdar olamadı. İşte burası benim evimdi. Giriş kapısı buradaydı. Bu yerleşim bölgesi denize 1 kilometre mesafede bulunuyor. Üniversite öğrencisi olan Naoki Ishikawa, depremin hemen ardından ailesiyle birlikte evinin dışına çıktı. İşte burası. Deprem sırasında ayakta durmakta zorlandık. Çaresizce bir yerlere tutunduk. Sarsıntılar bittiğinde ortalığı temizlemek için ailemle dışarı çıktık. Bir tsunami'nin gelebileceğini düşünmediniz mi peki? Hayır, bu hiç aklıma gelmedi. Açıkçası ben böyle bir şeyi asla düşünmedim. Yani tsunami gelecek olsa deniz kıyısına gelirdi. Sahile ulaşırdı. Ben limana birkaç dalganın geleceğini düşündüm, o kadar. Bunu hiç düşünemedim. Deprem nedeniyle bölgede elektrik kesilmişti. Aile televizyondaki haberleri izleyemedi. Dışarıdaki acil durum duyurularını da duymadılar.
Naoki babasının bağırmasıyla tsunami'den haberdar oldu. Bakın, siyah renkli bir su dalgası evlerin arasından akıyordu. Hiç durmadan bize doğru geliyordu. Babam bunu gördü ve bana bağırdı. Tsunami, hemen yukarı çık dedi. İşte ben o zaman durumu fark ettim. Bunun üzerine Naoki hemen evlerinin ikinci katına koştu. Şurada evimizin merdiveni vardı, işte tam buradaydı. Üst kata çıktığım anda tsunami geldi. Korkunçtu. Dalgalar evin içine girdiğinde buna inanamadım. Yani bu inanılacak bir şey değildi. Su girmeye devam ediyordu. Dizlerime kadar geldi. Buna gerçekten inanamadım. Naoki'nin evi tsunami'nin etkisiyle sürüklendi. Ama o çatıya tutunmayı başardı ve böylece hayatta kaldı. Ama o sırada evde olan anne babası ve kız kardeşi kayboldu. Yuriage'de yüksek bir alan bulunmuyor. İlkokul binası da dahil olmak üzere önceden belirlenmiş 4 acil durum noktası vardı. Okyanustan oldukça uzakta olan bu acil durum noktalarında da tsunami uyarısıyla ilgili bir karışıklık yaşanıyordu. Burası kıyıdan en uzakta bulunan ve acil durum noktası olan Yuriage İlkokulu. Tsunami uyarısının verilmesinden sonra çocuklar okul binasının 3. katında toplandı. Akiko Tano 1. sınıfa giden kızını almak üzere okula geldi. Uyarı verilince o da okulda beklemeye başladı. Okula geldiğimiz zaman bize hemen 3. kata çıkmamızı söylediler. Eğer yanlış hatırlamıyorsam depremden yaklaşık 10 dakika sonra aileler peş peşe okula gelmeye başladı. Okulda elektrik kesikti ve tsunami'ye ilişkin uyarı duyurusunu duyan olmadı. Okulda toplanan aileler için tek bir bilgi kaynağı vardı. Cep telefonlarının radyo ve televizyon alıcısı. Aldığımız bilgiye göre Miyagi şehrine saat 15'te bir tsunami ulaşacak. Depremin hemen ardından Japon Meteoroloji Ajansı tsunami'nin saat 15'te Miyagi vilayetine ulaşacağını duyurdu. Bununla birlikte tsunami'nin tahmini varış süresinden 30 dakika sonra okulun çevresinde tsunami'ye ait hiçbir işaret görülmüyordu. Öğretmenler ve aileler tsunami'nin okul bölgesine ulaşmayacağını düşünerek giderek rahatlamaya başladı. Koridorda insanlar kendi aralarında konuşuyordu. Görünüşe göre tsunami gelmeyecek, endişelenecek bir şey yok diye. Evet, zaman geçtikçe böyle şeyler söylüyorlardı. Yani duyurulan süre çoktan dolmuştu. Bu yüzden herkes tsunami gelmeyecek, tehlike geçti dedi. Bu arada uyarı henüz kaldırılmamıştı. Ama tsunami'nin tahmini varış süresi çoktan geçmişti. Bu yüzden çocuklar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Spor salonuna gitmek için arkadaki merdivenleri kullandılar. Teker teker aşağı indiler. Çocuklar ve aileleri 3. katta sığındıkları yerden spor salonuna inmeye başladı. Aslında tsunami Miyagi Viyaleti'nin kuzey ucu kıyısına tahmin edilen saatte, yani yaklaşık 15'te ulaştı. Sonra Sendai Körfezi'nden Yuriage'ye doğru ilerlemeye başladı. Çocukların tümünün spor salonuna indiği sırada tsunami de kıyıya ulaşmıştı. Bu köprü okulun yaklaşık 800 metre ilerisinde. Köprünün üzerinde bir polis memuru duruyor. Deprem nedeniyle meydana gelen bir trafik kazasını denetlemek için köprüye geldi ve tsunami'nin ortasında kaldı. Önümde sıralanmış evler olduğu için gelen dalgayı hemen o anda göremedim tabii. Sonra müthiş bir gürleme ve tahta sesleri duymaya başladım. Müthiş bir sesti. Ardından siyah bir dalga geldi. Önüne kattığı her şeyi, evleri itiyordu. Tsunami'yi gördüğüm anda şunu düşündüm.
İçimden sanırım yolun sonuna geldim. Burada öleceğim dedim. Bu fotoğraf okul yakınlarında yaklaşık o sıralarda Hideo Moriya tarafından çekildi. Tsunami görünmüyor ama yerleşim alanından bir duman yükseliyor. Dumanın bir yangından yükseldiğini düşündüm. Ama bu duman giderek daha yakına geliyordu. Ben de yangının iyice yayıldığını düşündüm tabii bu durumda. Bundan kısa bir süre sonra taşıdığı tonlarca enkazla birlikte tsunami göründü. Hideo hemen bir binaya sığınmak için koşmaya başladı. Depremin üzerinden bir saatten fazla bir süre geçmişti. Tsunami ilkokula yaklaşmaya başladı. O anda velilerden biri tsunami'nin geldiğini fark etti. Michiru Kusaka, şans eseri okulun ikinci katında bulunuyordu ve oradan tsunami'yi görmüştü. Başta ne yapacağımı bilemedim. Ama çocukların spor salonunda olduğunu ve onlara haber vermem gerektiğini biliyordum. Onları hiç zaman yitirmeden okul binasının üst katlarına çıkarmamız gerekiyordu. Bu yüzden hemen yanlarına koştum. Ve herkesi uyardım. O sırada spor salonunda yüzden fazla çocuk ve veli bulunuyordu. Buraya geldim ve bağırmaya başladım. Onlara ne söylediniz? Tsunami geliyor, kaçın, hemen buradan kaçın dedim. Hemen kaçın dedim. Michiru'nun uyarısıyla aileler çocuklarının ellerinden tuttu ve çıkışa doğru koşmaya başladı. Veliler birbirine ne, nasıl deyip duruyordu. Ne olmuş? Gerçekten gelmiş mi? Tsunami mi dedin? Nasıl olur? Herkes gerçekten çok şaşırmıştı. Hepimiz bir anda paniğe kapıldık. Kimse söylenenleri, öğretmenleri falan dinlemedi. Eminim herkes o anda sadece daha yüksek bir yere çıkmayı, kaçmayı düşünüyordu. Şuraya bakın! Arabaları sürüklüyor, şuraya bakın! Bu görüntü okul binasından çekildi. Tsunami geniş okul bahçesini bir anda sular altında bıraktı. Tsunami gerçekten çok yakındaydı. Ne kadar yakında olduğunu hatırlamıyorum ama sadece sudan hemen uzaklaşmamız gerektiğini düşündüğümü hatırlıyorum. O an sadece bunu düşündüm. Hep birlikte üçüncü kata çıktığımız anda su okul bahçesine girdi zaten. Aynı anda. Okul bahçesinden su, çocuklar güvenli bir yere ulaştıktan hemen sonra spor salonuna doldu. Çocuklar ve veliler okul binasının çatısına çıkmıştı. Hayatları tsunami uyarısıyla ilgili çelişkili bilgiler nedeniyle tehlikeye girmişti. Yuri'deki önceden belirlenmiş acil durum noktalarının tümü tsunami'nin etkisi altında kaldı. Sığınacak yerleri kalmayan insanlar okyanustan 3 kilometre uzaklıktaki çevre yoluna doğru yöneldi. Çevre yolu etrafındaki bölgeden 8 metre daha yüksek ve bölgedeki tek yüksek yer de burası. O an hatırlayınca inanın hala içim ürperiyor. Kazuhiro Numata o gün otoyola doğru gidenlerden biriydi. Kızını ve yaşlı annesini hemen arabasına bindirdi. Dikiz aynasından tsunami'yi görebiliyordu. Annem bana dönüp artık çok geç dedi. Ama ben yine de oradan kaçmanın bir yolunu bulmaya çalışıyordum.
Depremde hasar görüp görmediğinin incelenmesi için çevre yolunun girişi kapatılmıştı. Bu da trafiğin sıkışmasına neden oldu. Bazıları arabalarından çıkıp yamaca tırmanmaya çalıştı. Kazuhiro sonunda çevre yolunun yakınına gelmeyi başardı. Tsunami artık arabasının hemen arkasındaydı. Ani bir karar verdi. Çevre yolunun girişindeki bariyerlere çarpıp çevre yoluna girdi. Ben rampanın üzerine çıktığım anda arkamdan gelen arabalar suyla sürüklenip bu tarafa doğru gitti. Su gelmeye devam etti. Yani o an benim çevre yoluna çıkmam ölümle kalım arasındaki farkı yarattı. Açıkçası bunu kelimelerle anlatmak çok zor. Bana sorarsanız bu şartlar altında hayatta kalmak tamamen şans meselesiydi. Devasa tsunami, Tohoku'nun kuzey kıyısını ve güneyindeki bölgeyi biraz farklı olmakla birlikte aynı yıkıcı oranda etkisi altına aldı. Toplam ölü ve kayıp sayısı 24 bin kişiyi aştı. Büyük bir tsunami yalnızca Japonya'ya özgü bir sorun değil. Bu harita son 100 yıl içinde ölümcül tsunamilere neden olan depremlerin merkezlerini gösteriyor. Toplam sayıları 180'in üzerinde. Okyanusa komşu olan hiçbir yer tsunami tehlikesinden uzakta değil. Her an ve her yerde yaşanabilecek bir tsunami için nasıl hazırlanmalıyız? O acı dolu günü yaşayan tanıklar düşüncelerini bizimle paylaştı. Yoshiki Hasegawa, tsunami ile sürüklendiği sırada arabasının içindeydi. Bir köprünün üzerine takılınca hayatta kalmayı başardı. Ama pek çok kişinin ve evin denize sürüklendiğini de gördü. Bakın, tehlike geldiğinde sadece kaçmanız gerekiyor. Hemen, hiç düşünmeden bulabildiğiniz yüksek bir yere kaçın. Çok ama pek çok kişi öldü. Yani güvenli yer diye bir şey yok. Akiko Tanno kızını almak için ilkokula gelmişti. Şimdi tsunami uyarısı geçerli olmasına rağmen güvenli bir yerden ayrıldığı için pişmanlık duyuyor. Aslında onun uzakta olduğunu düşünmekle çok dikkatsizlik ettim. Bu büyük bir hataydı. Tsunami uyarısı kalkana kadar yerinizden ayrılmamanız gerekiyor. Bunu şimdi daha iyi anlıyorum. Hiromitsu Takehana, Miyako kentinin belediyesinde görev yapıyor. Depremden sonra belediye binasının 5. katından tsunami'nin görüntüsünü kaydetti. Tehlikedeler! Hey! Durduğu noktadan az sonra karşılaşacaklarından habersiz ortalıkta dolaşan insanlar olduğunu gördü. Şuraya bakın! Hey, kaçın! Çabuk olun! Kaçın! Kaçın oradan! Tsunami! Hemen oradan kaçın! Kaçın! Tsunami geliyor! Tsunami geliyor! Kaçın! Olamaz! Korkunç bir şey! Hiromitsu'nun uyarılarını duymadılar. Tüm gücümle onlara kaçmaları için bağırdım. Ama ne yazık ki beni duyamadılar. Bu beni gerçekten mahvetti. Kendimi çok kötü hissettim. Bir deprem beklendiğinde ve halka tsunami uyarısı verildiğinde, bu sadece tsunami ile ilgili son derece basit bir öneri bile olsa, gerekeni yapmak gerekiyor. Yani herhangi bir duyuru olmasa da, büyük bir depremden sonra mutlaka yüksek bir yere gidin. En önemli şey bu. En değerli şeyiniz hayatınız. Öyle. Daha değerli ne olabilir ki?
Yasuyuki Tsuda ve ailesi evlerinin çatısında mahsur kaldı. Bakın, işte buradayız. Tsunami diğer evleri sürükleyip götürürken onlar gece boyunca kendi evlerinin ayakta kalıp kalamayacağını merak etti. Geçmişte uyarı duyuruları yapılmasına rağmen hiçbir büyük tsunami gelmemişti. Bu yüzden yüksek bir yere sığınmaya gerek duymadılar. Ne kadar hızlı akıyor, öyle değil mi? 100 uyarıdan 99'unda tsunami gelmeyebilir. Evet. Yine de o 100 taneden birinde mutlaka gelecektir. O zaman da bu bir ölüm kalım meselesi oluyor. Bu yüzden bir plan yapıp mutlaka ona bağlı kalmanız gerekiyor. Saiko Kudo annesiyle birlikte tsunami'nin altında kalmıştı. Saiko insanların güvenli bir yere gitmeme nedenlerini çok iyi biliyor. Şöyle düşünüyorlar. Bu şehir bir tsunami'ye karşı hazırlıklı. Ya da ailem çok yaşlı. Bu tür düşüncelerin yerini sadece güçlü bir kaçış duygusu almalı. Saiko bu röportajın yapılmasına izin verdi. Çünkü bu mesajı herkese aktarmak istedi. Doğa insanlardan da teknolojiden de güçlü olabiliyor. Bu yüzden her şeyin yolunda olacağını düşünmememiz gerek. Acil çıkışlar için her zaman hazırlıklı olmalıyız. Umarım insanlar bunu hiçbir zaman akıllarından çıkarmaz. O günü yaşayıp kurtulanların deneyimlerinden daha ileri bir noktaya nasıl ulaşabiliriz? Ki bu kayıplar tekrar yaşanmasın. Değerli yaşamları korumak için bu sorunun cevabını bulmak her birimizin görevi olmalı.